Ali Baba ve Kırkaramiler Operası, iki perdelik komik bir opera. Ankara'da 21 Ocak 1991'de dünya premierini gerçekleştirdik. İzmir'de ben korkuyordum aslında. Ankara'da operaya seyirci alışkındır. İzmir'de ne kadar alışkındır meselesiyle ilgili endişelerim vardı. Daha evvelki tecrübelerime binaen. Çünkü İzmir Operası'nda bir takım temsillerle yönetmiştim. Carmina Burana'lar haricinde pek öyle dolduğunu söyleyemeyiz daha evvel. Ama Ali Baba ilginçtir. Endişelerimizi boş çıkarttı. İzmir Operası'nı tıka basa doldurdular. Efendim, Tarık Günersel şair. Benim çocukluk arkadaşım. 15 yaşımızdan beri beraberiz. Bir opera yazmaya nihayet karar verdim. Tarık'la buluştuk. Fakat öyle bir şey olmalıydı ki bütün dünyadaki insanların ortak kültürlerine uygun bir konu olmalıydı. Genellikle halkın çok iyi bildiği bir konudan yola çıkarsanız o zaman seyircinin dil sorunuyla ilgili, mesela yabancı dilde oynasanız problemleri aşağı yukarı %90'ını yok etmiş oluyorsunuz, iptal etmiş oluyorsunuz. O bakımdan biz bu yönden düşündük ve öyle bir konu olmalı ki Habeşistan'da da bilinsin, New York'ta da bilinsin, İstanbul'da da bilinsin, Merzifon'da da bilinsin dedik. O zaman birdenbire mutfaktan koşarak eşim Karolin geldi. Çocuklar dedi, Ali Baba ve Kırkaramiler nasıl? Deyince Tarık'la ben oturuyorduk, ikimiz de ayağa kalktık ve Evreka diye bağırdık. Ondan sonra da 2,5 yıl gibi çok yoğun bir çalışmadan sonra bitti. Ali Baba ve Kırkaramiler benim oynadığım ilk Türk eseri. Tabii diğer Verdi, Mozart, Rossini oranla daha rahat, daha kolay çıkardığım bir opera, oyun. Çünkü opera bizim kendi müziğimiz, Türk motifleriyle süslenmiş bir eser. Biraz makamsallık var bunda. Yani o cumhuriyetle kopan, Osmanlı'dan kopan bir tarafımız var bizim. Cumhuriyetle getirdiğimiz opera kültüründe kopan bir tarafımız var. Sanıyorum bu bir başlangıç olabilir. Makamsallığa geçiş. Yani geçmişi inkar ederek olmuyor bu işler. Bizim projeksiyonumuz belki yanlıştı. Halk müziği projeksiyonluydu. Ama sanat müziği, yani kültürümüzün o enderundan gelen şeyi yakalamış Selman. Sanıyorum bir başlangıç olacak. O bakımdan ben bunun devamını bekliyorum. Bu biz bir başlangıç. Makamsallık başlangıç. Çünkü artık konson armoniden itibaren çağdaş armoniye geçiş Avrupa'da da sıkıntılar. Atonale kadar denendi. Ama ilk defa dünyada makamsallık, yani kendi o 27-24 aralık var ya, 24 tane eşit olmayan aralığı, onların arasından bir sentezlemeyle bir batılılaşma süreci. Belki bizim de aradığımız belki bu. Valla bu eserde Selman Bey o kadar güzel ezgiler yazmış ki, yani bütün eserin başından sonuna kadar apayrı bir lezzet var, apayrı bir tat var. Biz oynarken ayrı bir lezzet duyuyoruz. Selman Bey'in Ali Babası'nda biz kendimizi bulduk. Ezgiler tamamıyla Türk toplumunun gönlündeki, içindeki melodiler. Çok eminim ki halkımız da çok sevecek. Mesela benim söylediğim ninni, her zaman annelerimizin bize söylediği ninni motiflerini içeriyor. O yüzden sanırım halk daha çok sevdi, daha çok ilgi var. Dekorun ve kostümlerin farklı olmasına rağmen seyircimiz çok büyük ilgi gösteriyor bu esere. Ve bizim oyunumuzda anahtar sözcük haramiler. Haramiler bizde mafya olduğuna göre, mafyaya göre bir dekor tasarımı yapmak zorundaydık. Haramiler genelde bir kitlenin üzerinde oyun oynayan bir grup olduğuna göre, onlar her zaman o kitleye hakim olmak zorundaydı. Demek ki iki katlı bir dekor yaptık ki, haram mafya sürekli yukarıda oturup aşağıda olan olayları izlemekte oyunumuzda. Onları sürekli kontrol etmekteler. Oyunumuzdaki mağara, Ali Baba'nın mağarası da dolayısıyla bizde bir asansör oldu. Asansörün açılıp kapanması, yukarı çıkması, Kasım'ın mağarada kalması hep asansörle oyunumuzda gerçekleştirildi. Duvarları bazen köy, bazen bir deponun duvarları olarak aldık. Olayın tamamı bir ekip işidir. Sayın Mehmet Ergüven olsun, kostüm kreatörümüz Sevda Aksakoğlu olsun, hepimiz bir bütün içinde. Orkestra şefimiz Selman Adayla
Hepimiz bir bütün içinde çalıştık. Farklı bir tat, güzel bir tat. Türk operası içinde, bir Türk operası yaptığımız için ayrıca çok mutluyuz.